Alexa, how are you? Great. Thanks for asking. Alexa, sing a song. Sing a song. Connect, sync, link all the pieces of your life. I get it done at the speed of Wi-Fi. I'm the player, the coach, the game. If you want something done, just... hiç düşünmedim. Yani öyle bir düşüncem yoktu. Sadece Türkiye'de ne iş yapabilirim, kendimi geliştireyim ve diğerlerine bir katkı sağlayayım diye milliyetçi bir duygum vardı. Ondan dolayı diyorum yani terk etmek zor, şey istemiyorum. Avrupa ülkelerine bile gitmek istemiyorum. Hep Türklerle ilgili bir şeyler yapın, Türk vatandaşlara bir türlü yardımcı olun diye oranı terk etmek zorunda kaldım. Ne kadar da sevdiysem mecbur şey oldu. Rusya'ya gittim. Rusya'da bir turist amaçlı, mesela nitekim size diyorum İran'a geldiğiniz zaman İran'a gelin bir hafta turist unvanında bir turistik olarak bakın alışveriş yapabilir misiniz, yapamaz mısınız, ondan sonra karar vereyim. Ben de o konuya ilgili bir araştırma amaçlı Rusya Moskova'ya bilet aldım. Direkt İstanbul'da Moskova'ya uçtum. Oranın durumunu anlayayım, çözüm diye. Moskova'ya gittim. Bayağı ilgimi çekti. Yani kendiler diyorlar biz Avrupa ülkesi değiliz. Asya da değiliz. Kendimiz özel bir kıtayız. Özel bir tip şeyimiz vardır. Çok da egolu insan değiller. Çok da tam aksine alçak gönüllüdüler. Ama Türk ve İran bunun Orta Doğu kültüründen çok 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 farklıydılar. Ama insanlık olarak da bence çok iyiydiler. İyi karşılıyorlar insanlarla sevimli bir şekilde. Bir de posta çanta gördüm. Erkek posta aslında spordur bunlar. Yani bayan da kullanabilir, erkekler de kullanabilir. Gördüğünüz üzere krokodil derisi. Krokodilin kendi sembolü de burada vardı. Bu posta çantadır. Hakiki deridir yani. Hakiki deri. Bunların da fiyatları yani İran'da Türkiye'nin suni çantaları var ya, onların fiyatı yine aynısı. Yaklaşık burada 250-300 liradır. Yani bir de saksı, gördüğünüz üzere saksıları görüyorsunuz. Bunlar üzerinde böyle halılar dikilmiş. Bildiğiniz üzere hakiki halı, yani el yapımı saksıların üzerinde hediyelik eşya olarak da satılıyor. Bunlar da aslında bu mağazada hem toptan hem de tek satılıyor yani bildiğiniz üzere. Değişik çeşit, envai çeşit desenlerde. Çok hoşuma gitti yani böyle hediyelik eşya olarak güzel bir şey. Uygun yani. Bunların fiyatları kaç? 8.50 Bunlar yaklaşık Türk parasıyla 1200 değeri. Yani 1200 civarında. Bir de kuzu derilerini ben dikkatimi çekti. Gördüğünüz üzere kuzu derileri. Bunlar tek tek satıyorlar. Çok. Ne Cennet abi? Gördüğünüz üzere böyle tek tek yani kuzu derisi. Süs olarak böyle de satılıyor. Toptan da satılıyor bu. Hem böyle çeşit değişik renklerde. Ve gri ya kahve açık. Çizemez, perşemez. Abi, dale. 150 TL. Bunlar da halıdır. Bildiğiniz üzere el yapımı halı. Böyle şeylerin üzerinde yapıyorlar. En bayağı çeşit değişik desenlerde saksıların üzerinde dikiliyor. Çok güzel yani. Bu sırt çantasını gördüğünüz üzere bu da deridir. Ama bunların şimdi şöyle bir şey var. Bunlar hepsi el yapımı. Yani elinin yapılmış. Yani makine sanayiden ziyade hepsinin arkasında, çevresinde böyle
Bilmiyorum, ben sordum, bir hafta falan zaman arıyormuş bunlar dikmek için. Öğrenciler falan ne dikiyorlar sanat şeyinde, aleminde. Çok değişik değişik çantalar. Sırt çantası hakiki değil. Bunlar da toptan da satıyorlar, tek de satıyorlar. Bir de şey var şu an, bunu da gördüm. Bunlar da el yapımı. Gördüğünüz çok güzel yani, minnoş. Benim çok hoşuma gitti. Bu aslında bayan olması lazım. Zernones diye var mı? Esporte, zernomadem. Erkekler de kullanıyormuşlar. Ulan içini de açayım bir bakayım. Gördüğünüz üzere. Çok güzel. Ben hoşuma gitti aslında. Bunlar çok dikkatimi çekti aslında. Ben bunlardan bir tane alacağım. Bunlar da kilimdir. Bir ama. Değişik. İran'da çok değişik değişik desenlerden şey yapılır. Kilim, hakiki deri, bilmem, el yapımı halılardan böyle çantalar falan da yapılır. Bak ne kadar güzel be. Helal olsun be. Burada da bütün inek değilsin. Bunlar da böyle tek tek de satıyorlar. Toplam da satıyorlar. Ay çeşit. Burada da mesela bunda beyaz daha var. 11 kapşon biberi var. Çok güzel be. Ya Afrika'nın bir şey, ya Çarmızı, ya bilmem, daha sonra bir kişi, ya baksa ben de bizden bir kişi, ya merdiz. Bir de posta çanda gördüm. Erkek posta çanda aslında spordur bunlar. Yani bayan da kullanabilir, erkekler de kullanabilir. Gördüğünüz üzere krokodil derisi. Krokodilin kendi sembolü de burada vardır. Bu posta çandadır. Hakiki deridir yani, hakiki deri. Bunların da fiyatları, yani İran'da Türkiye'nin suni çantaları var ya, onların fiyatı yine aynısı. Yaklaşık burada 250-300 liradır. Yani Türk parası da yaklaşık 350 lira olur. 350 lira. Bu da kürk. Yani bildiğiniz kürk. پنج میلیون پونصد پوستای طبیعیه بگو دیگه حقیقی دیگه اشته Burada aslında İran'da değişik değişik hayvanların derilerini ben görüyorum. Envai çeşit sürüngenler falanlar, deve kuşu, balıklar, yılan derisi, timsah derisi, gördüğünüz üzere bu çok değişik olabilir. Neydi? Bu timsah derisidir. Yani yavru timsah derisi. Böyle tek tek de satılıyor. Toptan da satılıyor. Bu nemune olarak bunları burada öyle müşterilere koymuşlar ama yılan derisidir sanıyorum. Balık. Bu balıktır. Yılan derisi de var. Timsah derisi de var. Bu neydi? İnan deve kuşu. Bildiğiniz üzere deve kuşunu. Nemuneler ama. Bunlar mesela toptan şeklinde de satılıyor. Arkasında markaları da vardı. Fabrikalarına ait. Uzun burun. Balıktır, uzun burun derisi. Bunlar nemuneler ama toptan da bunlar satılıyormuşlar. Gördüğünüz üzere. Bir de şeyler var. Böyle basket şapkaları. Türkiye'de de var aslında bunlar da. Bunlar sanıyorum biraz daha fiyatlar burada uygun olur. Kıymet çendi. Bunlar da yaklaşık Türk parasıyla 80-90 lira. Ben Türkiye'de sordum 250 lira falan vardı. Bunlar da envai çeşitli renklerde. Hepsi de hakiki değildi yani. Yani ben kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Kimisi ister, kimisi istemez. Yani gittim Rusya'ya, ben zaten bunu anladım. Bazı şeyler orada gerçekten noksan var. Yani Türkiye'de olmayan esnaflar, Türkiye'de olmayan restoranlar, Türkiye'de olmayan fabrikalar, Türkiye'de olmayan
atölyeler. Rusya bile Moskova'nın kendi göbeğinde böyle esnaflar, menşeler noksandır. Ondan dolayı ben Rusya'ya gitmiştim aslında. Bir Türk vatandaşı bence şu an yani Avrupa'ya gitmek istiyor. Bazı gençler şu an orada daha iyi bir hayat kursunlar diye, daha iyi bir yaşam sunsunlar. Avrupa ülkelerine, özellikle Almanya'ya gitmek istiyorlar. Şimdi mesela Almanya'da, demesem ben Almanya'ya hani kendi o kadar herkes Almanya'ya gitmek istiyor ki, bundan kaç sene sonra Almanya'da acaba Türkiye gibi böyle mülteciler falan da sığınacak diye düşünüyorum. Çünkü gerçek anlamıyla Pakistan olsun, Afganistan olsun, çoğunlukla Ortadoğu ülkelerin insanları hep Avrupa'ya gitmek istiyor, akın yapıyorlar. Yani Rusya bence bu konuyla ilgili çok güzel bir konum olabilir, yaşam için ve çalışmak için. Yani Rusya gerçekten bir Türk vatandaşının istediği kriterlere karşılık vermek amacıyla güzel bir konum olabilir. Hayat şartları, hayat standartları. Ben bu bakıştan gitmiştim. Kendim orada da iş buldum da inşallah şimdi geldim İran'da ailemi görürüm. Sonra tekrar Rusya'ya döneceğim zaten. O yüzden Tahran'dayım zaten şu an Tahran'da. Bu arada da Türkiye'yle irtibatım vardı, iş konusuna ilgili görüşmelerimiz olur. Yani şu an ben bir İran vatandaşı olarak Rusya ve Türkiye arasında ticaret yapmak istiyorum. Yani İran'dan ziyade Rusya ve Türkiye. Çünkü Rusya'da da yaşadım, Türkiye'de bayağı zaman geçirdim. Gençliğim koydum, yani 25 yaşımda Türkiye'de yaşıyorum, 35 yaşındayım. Türkiye ile Rusya arasında bütün bu noksanları bir ajanta şeklinde, yani Rus dilini bildiğim halde veya Türkçe'ye az çok bildiğim halde bu iki tane ülkenin arasında olan ilişkileri, bundan sonra yani Rusya ve Türkiye arasında olan ticaret amaçlı kendimi yoğunlaştırmak istiyorum. Şimdi de ben İran'a yani bazı videoları çekiyorum. Evet doğrudur, İran'a da bayağı bazen uygun olan ürünler vardır. Tekstil olsun, alüminyum olsun, bakır olsun, birinci olsun, protein, vitamin, ilaç sektöründe bunların hepsi vardı. Ama bundan sonra inşallah Allah izin verirse Rusya-Türkiye arasında olan bir ticari ilişkilerimi, irtibatlarımı ajanta şeklinde daha yoğunlaştırmak istiyorum.